Sizse ürününüzü veya hizmetinizi milyonlarca kişiye İstanbul Times TV özel YouTube kanalıyla ulaştırın. Sokak röportajlarımızın önünde yayınlanacak 15 saniyelik etkili reklamınız için bizimle temasa geçiniz. Telefon 0212 415 8205. GSM 532 344 05 12. Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, sokak röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de İstanbul'un Şirin ilçelerinden biri olan Üsküdar'dayız. Vatandaşlarımıza FETÖ'nün siyasi kanadı neden araştırılmıyor sizce diye soruyoruz. Hep beraber izliyoruz. Videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı rica ediyoruz. İyi seyirler. Diğer soru, FETÖ'nün siyasi ayağı niye araştırılmıyor sizce? Kim? AK FETÖ'nün partiler içinde araştırılmıyor. Hepsi araştırıldı. Ama siyaset kanadı araştırılmıyor. AK Parti'de hariç kimse araştırılmıyor zaten. Ama AK Parti kabul etmiyor. CHP önerge verdi, AK Parti kabul etmiyor. AK Parti ile MHP. Yok. CHP araştırırsa ne önerge onlar, verdi? Onlar zaten kendi şeysinden onarlı. Zaten AK Parti olmazsa onlar, kimse onarlı araştıramaz. O konu bizi geçer de yani yatırımlardan kim yatırım yaparsa onu alır abi. Oraları ben bilmeyen, oralara benim aklım yetmez. Oralara benim kafam çalışmaz. Onlar başka mesele. Bilemem. Bilemem. Araştırılmıyor çünkü kendi adamları var içinde, onun için araştırılmıyor. Dokunacağı için mi? Evet, kendine dokunacağı için. Yani ben bilemem, siyaset bunu. Ben pek anlamadım. Bence FETÖ'nün siyasi kanadı niye araştırılmıyor? Her o partide var dediler. Mutlaka. Meclise kadar uzandığı için araştırılamıyor. Çünkü bunun için başlangıç mecliste. Kendilerine dokunur diye korkuyorlar. Kendilerine dokunur diye korkuyorlar. Araştırmıyorlar, işlerine gelmiyor da ondan araştırılmıyor. Ondan tabii niye... CHP önerge veriyor, MHP ile zaten ikisi bir. CHP önerge veriliyor, önerge kalkılıyor. Niye kalkılıyor? Niye araştırılmıyor? Niye? Olmaz işte niye? Efendim? Neden? Bir size sorayım. Neden araştırılmıyor? Aynen öyle. Daha bunun ötesi yok ki be. FETÖ'nün siyasi kanadı, bugünkü hükümetin kendisi de onun için araştırılmıyor. Nasıl araştırılsın ki? Son soru. Şimdi beni tutup beni deliğe tıktıracaksın, ismi konuşturma. Ben. Yer yok, artık almıyorlar, yer kalmadı. Alırlar, Allah merak etme, sen de yer şimdi kalmadı. Beni götürüp oraya tıktıracak. Neyi? Ne FETÖ'sü? FETÖ ne FETÖ? FETÖ burada FETÖ. Çünkü şeye, onların esas onu iddia edenlere dayanıyor da onu sonra araştırmıyor. Yani eskiden bu zaten 50 seneden beri var. Bugün 10 senenin işi değil bu FETÖ işi. Ta 1950 senelerinden beri devam ediyor. Araştırmıyor. Öbürleri yardımcı olmadığı için araştırılmıyor. Öbür partiler yardımcı olmadığı için araştırılmıyor. Yok, Cumhuriyet Halk Partisi önerge verdi. Kalksa... Önerge veriyor. Mecliste. Ya konuş, sonra konuşursun abi. Sonra konuşursun. Önerge veriyor. Önerge verirse şeysin, katılsın. Şeye, niye katılmıyor? Dışarı gidiyorsun, PKK'ya gidiyorsun, şeye gidiyorsun. Bu adam hep karşı. Tamam. Neye karşısı? Yapılana da karşı. Neden çıkarları hepsi FETÖ'cü? AK Parti'nin orada Allah'ını seversen. Yani kendilerine dokunacak diye mi kabul etmiyorlar? FETÖ'cünün kardeşi içeride. Bu adamı kaldırıyor, elçi olarak atıyorlar ya. Olacak şimdi. Olamaz mı efendim? Kardeşi ayrı, suç bireyseldir. Yani bir insanın babası kötü olabilir, kendisi. Olacak şey değil. Olamaz mı? Olamaz. Olamaz ya. Olamaz efendim. AK Parti diyor. FETÖ diyor. Tam olabilir. Mesela abisi FETÖ'cüdür, o FETÖ'cü değildir. Yani bu mümkün. Suç bireysel. Yeter gel artık diyordu Bülent Arınç. Ağlıyordu Bülent Arınç, ağlıyordu. Yeter artık, gel artık, hasrete dayanamıyorum diyordu Bülent Arınç. Ne oldu Bülent Arınç? Geçen gün eleştirdiği halde Bülent Arınç, anlatabilirim, Bülent Arınç saray danışmanı. Niye? Bir sürü açıklar var. Bir sürü sorunlar var ya. Onlar da biliyor. Onun için konuşmaya gerek yok. Şimdi FETÖ'nün siyasi ayağı diye... Siyasi ayağı diye bir şey yok. FETÖ 1980'li yıllarda kurulmuş. Daha öncesi de var. Gele gelmiş. Buna herkes bir bilerek bilmeyerek bir alet olmuş. Bilerek bilmeyerek. Fakat arkadaşlar lütfen bakın, o işin sonu yere gitmeyecek lütfen. Ben biliyorum bu işi lütfen. Fakat şimdi FETÖ'nün ayağı diyorlar. FETÖ'nün ayağı arkadaşlar, herkes bakın, de var. Herkes de var FETÖ'nün ayağı. Ama FETÖ olarak bir ihanet çetesi olarak değil de bir dindar bir şey olarak insanlar bir isteyerek istemeyerek. O zaman korkuyorlar, kurulur. Araştırmıyorlar diyorsun siyaset için. Komisyon kurulursa bir işi, komisyon neye kurulur beyefendi? Bir işi araştırmayalım böyle kalsın diye komisyon kurarsın, o iş kapanır. Komisyonun amacı budur yani. Komisyon yoksa kapansın diye kurulur.
Çünkü biliyorlar İzmir'de biliyorsun bir beldede nasıl şey belediye başkanının nasıl FETÖ'nün ayağı olduğu. Ha o da bulaşmış, öbürü de bulaşmış. O zaman özetle siyasetçileri korkuyu araştırmıyor. Bunu öyle mi anlayalım? Araştırması şöyle. Geçmişe gidersek daha kötü şeyler olur. FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılıyor. Hükümet tek başına kalıyor. 1965'lerde bu ülkeye FETÖ'nün temelleri atılmış. İzmir'den başlamış ama hükümet elinden geldiği kadar gereken her şeyi yapmaya çalışıyor ve bunu yalnız bırakıyorlar. Çünkü geçmişte madem FETÖ bu kadar vardı. Abi hükümeti yalnız diyorsunuz mesela Cumhuriyet Halk Partisi önerge verdi, AK Parti MHP reddetti. Burada siyaset var diye mi reddettiler? Bir onlar formalite. Anlatabildim mi? Yani bu ülkede gereken her mücadele yapılıyor. Ama yani AK Parti yalnız bırakılıyor. Biz de vatandaş olarak bunu görüyoruz. Yani FETÖ olayı tamam. İyi, yani her kademeye girmiş ama her kademeye zamanla çalışmış bugün okullardan başlamış. Yani bunu temizlemek o anlaşıldı. Kimin? FETÖ'nün mesela siyasi partiler önerge verdiler. AK Parti ve MHP reddetti. Araştırılsın diye FETÖ'nün siyasi kanadı. Ama araştırıyorlar. Orada bir yanlışlık var. Meclis araştırması öyle dışarıdan yapıyorlar. Evet de mecliste araştırılsın. Diye. Tam direktmen girdiği zaman da belki de hani olumsuz sebepler olur diye. Yani meclis dışında mı araştırıyorlar? Olumsuz sebepler olur diye belki bunu zamana yayıyorlar yani. Tamam. Ya bırak abi. Onun bilemem. Onlar... FETÖ'nün siyasi kanalı araştırılıyor. Yok meclis araştırması için önerge verdiler, kabul edilmedi o manası. Büyük şey de çözüldü. Siyasi ayağı da çok yakında çıkar mıydı? Yüzde kaç çözüldü size FETÖ'nün abi? Nasıl? FETÖ'nün yüzde kaçı çözüldü? FETÖ'nün operasyonel gücü kırıldı. Bir daha Türkiye'de darbe yapamazlar. Ha, bundan sonra kalanlar da temizlenecek inşallah. Vallahi ben onu bilemeyeceğim. Onu bilemiyorum. Çünkü önerge verdiler, reddedildi. AK Parti ve MHP tarafından reddedildi. Mecliste araştırılmasına gerek yok dediler. Ya siyasi olduğunu düşünüyorum. Araştırılmalı. Baştan aşağı hepsi aynı FETÖ'cü de ondan. Ondan dolayı mı? Ondan dolayı. CHP önerge verdi, AK Parti ve MHP reddetti. Mecliste gerek yok denildi. Meclis soruşturması yapılmadı yani. Neden olabilir? Ana onu taktiyebilirim bayram. Tamam. O içinde bir şey olabilir onun. Birkaç kişi yani FETÖ'cü çok zengin kişiler olabilir. O yüzden araştırılması lazım. Çünkü o artık şüpheye düştü yani. Şüpheye düştü. Araştırılmıyor. Onu himaye ediyorlar. Himaye ediyorlar. Yoksa Amerika onu koruyor. Koruyor. Tamam. Çünkü zamanında iyilik yaptı ona da. Bu insan şöyle söyleyeyim. Ben bir videoda Başbuğ Alparslan Türkeş kurula girerken herkes tokalaştığı Fethullah Gülen'in önünden transit geçiş yapıp oturdu yerine. Kendisi tokalaşmadı. Peşinden gidenler belli. E tamam zamanında belki ülke çıkarına bir şeyler yaptı. Ama şu anda ülkeyi mahvetmeye oynadı. İkinci bir meselesini söyleyeyim. FETÖ'nün siyasi kanadı niye araştırılmıyor? Ne? FETÖ'nün siyasi kanadı niye araştırılmıyor? Arkadaşlar. Fabrikada çalışılıyor muydu? Kart basıp hazır para alıyordunuz. Beyler getirin kahvede sert. Fabrikada çalışılıyor muydu? Abi sıra sıra konuşun. Her siyasi... Ne olduğunu bilir misin? Bak sıra sıra bırakın bu işi. Adamınızı söyleyeceğim. Abi sıra sıra hacı sıra sıra bitiyor. Hacı abi tamam konuş. FETÖ'nün siyasi kanadı niye araştırılmıyor? Yani verdim ben bak, araştırmaları iktidar tarafından niye aramıyoruz? İktidar milletvekilleri değil mi? Bunu söyleyenler art niyetlidir. Hükümetin dağılmasını istiyor. Art niyet oluyor araştırılıyor. Önerge verdiler reddediler. FETÖ'nün siyasi kanadının araştırılması bunlar işi sulandırmaktan başka bir şey değil. Bugün FETÖ'nün siyasi kanadı zaten CHP'nin içerisinde. AK Parti diyor ben temizliğimi yaptım diyor. İçişleri Bakanı çıkıp diyor ki bana diyor bir tane diyor gösterin diyor İçişleri Bakanlığından diyor istifa edeceğim diyor. Başka ne olacak? Yani adam diyor ki bana bir tane bana diyor gösterin bir milletvekili, bir bakan gösterin diyor milletvekilinden istifa edeyim İçişleri Bakanlığından. Ama Cumhuriyet Savcısı dedi ki evet. Arınç'ın oğlu dedi.
Arınç'ın, Arınç'ın oğlunda damadı. Nasıl? Damadı dedi. Evet. İmam dedi. Oğlum milletvekili miymiş? Milletvekili damadı. Allah Allah, milletvekili mi Arınç'ın damadı? Bağları ben de o zaman ben de FETÖ'cüyüm şimdi. Ne yapalım şimdi? Tamam, AK Parti'yi mi bağlıyor? FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılıyor. Ama buna bazı çevreler, özellikle muhalefet, özellikle ana muhalefet, evet, buna mani oluyor. Ama onlar da, biz önerge verdik. MHP ve AK Parti reddediyor. Ne önergesi verdiler canım? Bunlar sürekli demagoji yapıyorlar. Her yönden. Her yönden demagoji yapıyorlar. Siyasi kanadı neden araştırmıyor abicim? Mesela ihtilal zamanında Yaveri bile FETÖ'cüydü. İhtilal yapıyorsun, o adamı koruyan adam FETÖ'cü. Nasıl bir ihtilal abi? Olabilir, her tarafa yerleşmişler. Ya nasıl yerleşmiş? Ama nasıl yani, o koruyan adam onu... Olabilir, FETÖ her tarafa yerleşmiş, her parti vardı. MİT yok ki, MİT haber vermiyor da enişte... Abi MİT'in baştaki adamları yani, FETÖ basit bir... Enişte nereden haber alıyor? Abi araştırılıyor, niye araştırılmasınlar? Her yerden birileri çıkıyor yani. Yani Erdoğan da diyor, biz de diyor hata yaptık diyor. Yani söylemiyor ki ya biz de şey yaptık diye, hata yaptık. Biz, bu adam bizim gözümüzü boyadı. Ne yaptı? Dinle geldi, İslam'la geldi. Allah dinle özür diledi, helallik istedi. Ha, geldi şey yaptı, biz de inandık abi. Biz de cahil, dinimizi iyi bilmezken cahil zamanımızda biz de dinliyorduk Fethullah Gülen'i. Hüngür hüngür ağlıyordum. Sonra baktım ki ben İslam'ı, Allah bana hidayet edince İslam'ı öğrenme lütfetti. Öğrendim, anladım ki bu adam sapık. Sonradan anladık ki bu... Ya bak ben sözüm, FETÖ olayında CHP'si de, MHP'si de, efendim İYİ Partisi de, AK Parti, hepsinin suçu var kardeşim. Bu kadar... FETÖ'nün siyasi ayağı neden araştırılmıyor? Zaten onlar siyasi oldukları için, ama siyasi ayağını mümkün olduğu kadar temizlemeye çalışıyorlar ben duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla yani. Ama ne kadar araştırıldı, ne kadar bulundu, tabii o devletin işi, o kadarını biz incesini bilemiyoruz. Ama mümkün olduğu kadar araştırıldığını biliyoruz. Vallahi bilmiyorum abi, hiç muhtar da FETÖ'cü çıkmadı abi ya. Polis FETÖ'cü çıktı. Muhtar da mı çıktı? Öğretmen çıktı, polis çıktı. Hiçbir siyasi muhtar bile bir FETÖ'cü çıkmadı. Biz de ona şu an. Yok mu oradan bu? Yokmuş demek abi ya. Şimdi gardiyan çıktı FETÖ'cü. Polis çıktı, memur çıktı, hakim çıktı, savcı çıktı, kaymakam, doktor çıktı FETÖ'cü. Siyasi ayakı bir muhtar bile çıkmıyor yani. İşte burada, hani... burada bir şey mi var? Ya bir şey olmuş gibi görünüyor yani. Ne var yani? FETÖ'nün siyasi ayağı tam bir karmaşa haline getirtilmiş. Araştırılmasın diye. Bunun hem iç boyutu ve dış boyutu da vardır. Dış boyutu ve iç. Bilerek mi yapıyorlar? Bunu şimdi kamuflaj yapılıyor burada. Tamam. Bilinçli şekilde kamuflaj yapılıyor. Fakat bu nereye kadar gidecek ama? Nereye kadar gidecek? Artık her şey artık buzdağının altı görülmeye başladı. Artık her şey ortaya çıktığında bu işler artık vatandaşlar diyecek ki bak neler bu da varmış diyecek. İçlerinde olduğu için. Siz çok bayağı derin sorulara girdiniz. O gündemde gazeteciler tartışıyor yeteri kadar. Akşam... Bir de gazeteci, sizinle tartışmak istiyorum. Ben o konuya girmeyeceğim. Yani tamam. Ya araştırılmaz. Hiçbir zaman araştırılmaz. Çünkü bu ülkede adalet yok, demokrasi yok. Şu 85 milyon vatandaş FETÖ'cülerin bu ülkede kim olduğunu biliyor. Bu devleti yönetenler vatandaşı kesinlikle aptal yerine koymasın. Şimdi FETÖ'nün siyasi ayağını söyleyeyim ben size. Önce Bülent Ecevit'ten araştıracaksın. Fethullah Gülen tutuklandığı zaman Bülent Ecevit bugün kimse gündeme getirmiyor. Teşke dedi. Bunun gibi 10 tane adamımız olsa Bülent Ecevit serbest bıraktırdı. Bakın gidin arşivlere bakın. Bunlar hepsi arşivlerde kayıtlı.